Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapımı üstlenen İstanbul Havalimanı metro hattında sona yaklaşıldı. Trenlerin bakım ve onarım yapılacağı depo sahası hizmete açıldı. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. İstanbul Havalimanı metrosunda önemli bir aşama daha geçildi. Sistemin beyni olacak depo tesisi hizmete girdi. Araç yıkama, tamir bakım, yedek parça üniteleri, personel eğitim mahalleleri, tren parklanma alanları bulunan tesiste aynı anda 12 tren setine bakım ve onarım yapılabilecektir. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacaktır. İstanbulluların dört gözle beklediği İstanbul Havalimanı metrosuna artık sayılı günler kaldı. Bugün de havalimanının metro deposunun açılışı gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu depo sahasına giderken vatman koltuğuna geçtiği metroyu kullandı. Trenlerin bakım ve onarımının yapılacağı sahada incelemelerde bulundu. Proje genel ilerleme seviyemizde %87'ye ulaşmıştır. Milletimize ve hatta dünyanın hizmetine sunacağımız metro hattımızda tüm çalışmalarımızın hızla ve başarıyla sürdüğünü sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yerli ve milli imkanlarla üretilen tren saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu özelliğiyle de Türkiye'nin en hızlı metrosu. İstanbul'da raylı sistem ağı 270 kilometre. Yapımı devam eden projeler bittiğinde 366 kilometreye ulaşacak. 20 yıldır neyin sözünü verdiysek yaptık. Devlet aklıyla ortaya koyduğumuz planlamalarımız dışında milletimize en iyisini, en doğrusunu sunmak için canla başla çalıştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.